İnşallah bundan sonra yatsı namazları saat 8'e sabit diyelim. Çünkü 8'i düşecek haftaya. Saat tam 8'de ezan okunsun. Saatler geri de alınsa, bu ayın sonunda geri alınacak. Saatler geri de alınsa biz oynamıyoruz. Biz yine 8'de yatsıya dururuz. 8.30'da sohbet başlar. İnşallah şimdi bugün tabii başlayacaktık biraz erken ama bu sefer millete ilan etmeden olursa kaçırırlar diye duyuruyoruz. Radyodan dinleyen kardeşlerimiz. Herkes ona göre haberdar olsun. İnşallah 8.30'da sohbet başlayacak inşallah. Kış döneminde hep böyle devam edecek. İnşallah yani saatler ezan ne kadar geri gelse de bizim sohbetimiz 8.30'da sabit olacak. İnşallah. Nasrettin Hoca'ya ne dediler? Yaşın kaç dediler? 40 demiş. 10 sene sonra sordular bir daha 40 dedi. Dediler nasıl oluyor dedi erkek adam sözünden dönmez dedi. Onun için bizim de saatimiz sohbet 8.30. Yani o sabit olacak. Dönmek yok ondan inşallah. Ona göre efendim ondan haberiniz olsun bir. İkincisi şimdi derslerimiz 54 farzdan devam edecek inşallah. Ondan sonra sıralı böyle bir çizelge yapacağız. Konular üzerinde duracağız. İnşallahurrahman. Sohbetin sonunda tabii ilanlarımız oluyor. Onlarda önemli duyurular var. İnşallah onları da kaçırmayalım. Dikkatle dinleyelim. Rabbimiz fazl-ı keremiyle fazlaca istifadeler nasip eylesin. Amin. Ölüm ansızın gelir, bizi alır gider. İmanla ölmek bu zamanda bulunmaz bir nimet. İnsanlar imanlarını da kaybedecek hale geldiler. Zor zamandayız. Hırsızlar çoğaldı, eşkıya çoğaldı. Paramızı çalsalar zararımız az olurdu da. Dinimizi çalıyorlar, imanımızı, itikadımızı bozuyorlar. Yan kesici çok. İmanımızı Rabbimize emanet ettik. Allah muhafaza eylesin. Amin. Cemaatten ayrılmayalım. Amin. Cemaatten ayrılmayalım. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Meselesi hadis-i şeriftir. Atasözü değil. Yani atasözü de nereden geliyor? Muhammed Mustafa'dan geliyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi ne buyurdu? Aleyküm bil cema'a. Cemaatten ayrılmayın. Yani ehli sünnet vel cemaatten ayrılmayın. İtikat bakımından. Namaz cemaatinden ayrılmayın. Sohbet cemaatinden ayrılmayın. Zikir cemaatinden ayrılmayın. Fennemâ ye'kulü zîbu minel ganemil kâsiyeh. Kurt, koyun sürüsünden ancak hangisini yiyebilir? Uzakta kalanı diyor. Hadis-i şerif. Bunun Türkçesi işte sürüden ayrılanı kurt kapar deniyor. Ama bu hadis-i şeriftir. Onun içindir ki bizler cemaati terk etmeyelim. Ta ki ölüm gelip çatıncaya kadar inşallah böyle bir abdestli, namazlı vaziyette zikir üzere, huzur üzere ölmek nasip olur. Amin. Amin. Şu cemaatin hürmetine. Amin. Amin. Bak şimdi burada tabii kardeşimiz Ensar isimli kardeşimiz yazmış. Hüseyin Ocak isminde bir kardeşimiz varmış. Cemaatinizden diyor. Yani buraya bizim cemaate demek devam edenlerden. 29 yaşında. Akşam, dün akşam akşam namazından sonra camide dua yaparken vefat etti. Buraya arkadaş kağıt yazmış. 29 yaşında camide dua yaparken vefat etmiş. Ne güzel bir ölüm. Allah'ım cümlemize dualı ölümler nasip eylesin. Ruh için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdu resul. Rabbim hediyelerimizi ruhuna isal eylesin. Amin. Bu ölüm böyle bir şey. Ama ne gence bakıyor, ne yaşlıya bakıyor, ne hastaya bakıyor, ne sağlama bakıyor. Adam spor yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. O kadar kendine iyi bakıyor, periz, diyet, şudur, budur. Ondan sonra desen ki bu 90'a kadar yaşar.
Geçen diyorlar bana, işte efendim falan canın diyor, kolesterolü şöyle düşük, böyle düşük, damar sertliği yok, şudur budur. Nenesi dedesi de 90'a yaşadı, bu da kesin yaşar. Dedim bir araba vurmazsa ona. Adam duruyor, otobüs şey yerinde geliyor, araba üstüne çıkıyor. Üstten araba düşüyor adamın üstüne yani. Böyle bir ecel meselesi. Onun için işte tedbir sünnettir ama ecel Allah'ın vaadi mahtum. Kesin sözü var. Vakti gelen durmayacak. Onun için biz hayatımızı değerlendirelim. Bu meclisler hayatımızın değerlenmesidir. Bunun dışında durduğumuz yerlerde ne fazilet var? Ne fazilet var? Bütün radyodan dinleyenler hep birbirine haberdar edin. Telefon edin, haberdar edin, mesaj çekin. Millet gaflet ediyor, unutuyor. Unutmasınlar. Ya maçları not alıyorlar, dizileri not alıyorlar. Asla kaçırmıyorlar. Maçları, dizileri hesap ederek misafir kabul ediyorlar veya misafirliğe gidiyorlar. Yok bu gece benim dizim var, misafir alamam. Misafirliğe gidemem. Hep hesaplar ona göre. Yazıklar olsun. Eğer biz Allah'ın ayetlerini, Habib'in hadislerini, bu kadar ilimleri eğer biz programımıza alamadıysak hala, hayatımızı sohbete göre düzenlemiyorsak yazıklar olsun bize. El alemin haline bakınca biz utanmamız lazım. Evet. Efendi Hazretlerimizin bahçıvanı var Niyazi amca. Bizim bahçeye de gelirdi bana, bizim işlerimize de biraz bakardı. Allah rahmet eylesin. O da birden vefat etti. Çok da yaşlı değil ama efendim, hakkı var üzerimizde. Efendi Hazretlerinin oraya da çok hizmeti var. Kabri nur olsun. Onun da ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdu Resul. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Medineli Hacı Osman Efendi'yi tanırdı Beykoz'da. O mübarek allame, o zat Alaeddin Efendi Hazretlerimizin arkadaşlarından idi. Onu tanırdı, onun sohbetlerinde bulunmuş. Efendi Hazretlerinin daha 50'li yıllardaki sohbetlerinde bulunmuş yani Beykoz'da. Medineli Hacı Osman Efendi öyle demiş ona. Demiş bu Mahmud Efendi var ya, bu şimdi gençtir ama bunun çok kıymetini bil, bunu bırakma demiş ona. Hacı Osman Efendi Hazretleri o zaman. Onları anlatırdı. Çok neşelik, böyle konuşkan, muhabbetli bir adamdı. İşte ölüm. Bir var bir yok. Yerinde yerlere. Ahmet Kozlu Hoca Efendi kardeşimiz, bizimle tefsirde çalışan arkadaşımız. Onun eniştesi Kemal Efendi vefat etti. Onda ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdu Resulü. Rabbim kabrine hediyeledik ruhuna, kabrini Rabbim nurlarla münevver eylesin. Amin. Hepsinin seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Bana hizmet eden bu Muhammed kardeş var, genç. Onun teyzesinin oğlu Muhittin Yıldız. Gencecik, yeni evlenmiş. Hanımları arkada, kendileri önde. Bir kaza, öldüler. Ondan sonra hanımları hasta da işte. İki arkadaş öldüler. Onlar da bu hafta işte. Hep genç yani. Çoğu da bizden de genç. Ölenleri. Onun için kul kusursuz olmaz. Mevla da hafız olmaz. Rabbim affeylesin, mağfiret etsin. Bu şehadetler büyük hediyedir kelim ruhlerine. Ne oldu? Millet niye geliyor çok? He? Niye yok? He? He, ayarlayacaklarmış da. Kalktınız, geldiniz. Allah razı olsun. Mübarekler. Bizim bu arkadaşlar niye böyle bir tedbirsizlik yapıyorlar? Ben anlamadım ki ya. Yukarıdan durdular namaza. Aşağının sesiyle. Sonradan ben de geldim, durdum. Baktım bir şeye benzemiyor yani. Rıdvan Hoca'nın sesine benzemiyor. Diyorlar ki Rıdvan Hoca gelmemiş. Ulan ne biliyorsunuz? Bir de baktılar, o adam duruyor orada. Alem işler ya. Yani hakikaten alem işler. Nasrettin Hoca'nın türbesini geçti ya bizim bura. Yapmayın böyle de kardeşim. Bir aklınız başınıza toplayın ya. Hiç mi akıllı kalmadı memlekette, ben anlamadım ya. Beni akıllı bulmaz, öyle bir lafım var benim. Anneme diyorum ki, anneannemden miydi bu laf? Bizi akıllı bulmaz. Anneannem diyor ki senin lafın bu. Annem de diyor ki senin lafın, sen derdin diyor. Ben de anneannemden bu lafı hatırlıyorum göya. Halbuki benim lafımmış da. Çünkü bana mahsus bir şey yani. Beni akıllı bulmaz. Hakikaten öyle, ne kadar meczup varsa başımda ya. Allah selamet versin. Benim de tabii dengelerim bozuluyor bu sefer.
Ne yapalım işte deliliğe meliliğe vuraraktan dünyada yuttururuz da ahirette tutturamayız ya. Desek ya Rabbi deliydik meliydik kimse dinlemez mi? Gel bakalım hesabını ver diyecek böyle şimdi. Burada birbirini kandırabiliriz. Değil mi? Cık, aklımızı başımıza alalım da. Milletin namazı var, sohbeti var. Ciddi mesele bunlar burada. Şaka şaka işler değil ki adam. İki kelimeyi niye kaçırsın ya? Buraya gelmiş, vaktini vermiş buna. Ayıp şeyler bunlar bize. Allah bizim benim arkadaşlarımı hep ıslah etsin. Amin. Ne diyeyim? Bu Muhittin kardeşimizin de ruhu için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdu ve Resulü. Rabbim hediyelerimizi ruhlerine insal eylesin. Amin. Bizlere de son nefeste nasip olması için bir dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdu ve Resulü. Amin. Amin. Şimdi 16. farza geldik. Buranın üstünü açın olmazsa. Buranın üstünü açın. Millet gelsin de. Buranın üstünü açın bari. Mühim olan duymak. 54 farzdan 16.sı sıramızda nedir? Hüccet ile amel etmektir. Yani delile dayanmak. Duvara dayanmak değil. Delile dayanmak. Yani din meseleleri delilsiz olmaz. Şimdi adam kalkıyor, televizyonlara çıkıyor falan. Kadere inanmak fazlalıktır. İnanmak lazım değil. Delilin var mı? Yok. Ayetlerde var mı kader? Var. Hadis-i şeriflerde var mı? Var. Bukhari'de yokmuş. Bukhari'de sayılırken yokmuş. E, Müslim'de var. Olan bir şeyi yok demeye ne manası var? Delili yok. Peki kadere inanmak lazım değil diye bir ayet hadis var mı? Yok. E, inanmak lazım diye bu kadar ayet hadis var. Bir kitapta yok diye iman şartını siliyor ya. İşte delilsiz adamlar. Adam, kadınlar hayızken namaz kılar, oruç tutar. Nereden uydururuz bunu? Bukhari'de var, her yerde var. La tusalli ve la tusum. Leysi de hadat. Kadın hayız gördüğü vakit la tusalli ve la tusum. Namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Sen o kılabileceğine dair delil göster. Yok delili. Kadınlara ayrımcılık olmasın diyor. Onlar da kılsın. Aa! Ben mi yaptım ya? Bana ne? Allah Allah. Allah Teala o kadını başka yarattı, erkeği başka yarattı. Ona başka hal verdi, buna başka hal verdi. Bizi alakadar etmez mi? Allah'ın dini bu. E delil getir bakalım. Hayızlı kadın namaz kılar diye. Ben sana bu kadar hadis getiriyorum. Bir delili yok. Ama millet onları dinliyor. Adamlarda delil yok, bir şey yok. Nasıl olacak? Onun için hep delil lazım. Delil soracaksınız. Delil, rehber, burhan, hüccet. Yarın ahirette sana soracaklar. Neyle amel ettin? Şunla amel etme. Delilin neydi? Bak biz size bu kadar konuştuğumuzda hep ayetler, hadisler okuyoruz. Dergi yazılarımızda hep kaynak veriyoruz. Bu kadar kitap yazdık, hep kaynak veriyoruz. Bunları incelediğiniz vakit ehl-i sünnet alimlerin kitapları bunlar. Peki sana bunun aksine bir şey konuşan delil gösterebiliyor mu? Kaynak gösterebiliyor mu? Yok. Böyle olur mu ya? Çıkartmışlar şimdi. İşte Türkçe Kur'an olur. Türkçe cenaze namazı Türkçe kılınır. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Cenaze duaları Türkçe, hep Türkçe, Türkçe. Efendim, neymiş? Kur'an diyormuş ki işte anlamanız için indirdik. E onlar da Arapça anlamıyormuş. Onun için onun Türkçesini anladığı için Allah da Kur'an'ı Türkçe okuyun diye emrediyormuş. Nereden çıktı bunu? Delilin var mı? Böyle bir şey yok. Ha burada inna enzelnahu Kur'anen Arabiyen. Biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik diyor ayet. Fekrehu ma tesra minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza gelen sureyi okuyun diyor. Onun manasını, tercümesini, çevirisini demiyor. Kur'an diyor. E Kur'an'a da Arapça diyor. E Türkçesi Kur'an olur mu? Olmaz. Türkçe manasına abdestsiz tutulur mu? Tutulur. Çünkü Türkçe manası. Ama Arapçası olsa abdestsiz tutulur mu? Tutulmaz. Bu. Çünkü o Kur'an'dır onun için. Tercümesi Kur'an değil.
Delil getir, yok. Allah buyuruyormuş ki anlayın diye indirdik. Onun için ben bu dilden anlıyorum. O zaman Kur'an bu dilden olmuş. Allah Allah. Her gün bir şey yumurtluyorlar ya. Uydurmaktan doymadılar. Delilleri de yok. Biz size ne söylüyoruz? Hemen altına bir delil koyuyoruz. Kaynaksız, delilsiz. Sakın dinlemeyin sakın. Sakın. Allah muhafaza yarım. Enes İbni Malik Hazretleri rivayet ediyor bir hadis-i şerif. Resulullah'tan işitmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ kâne yevmul kıyameti. Kıyamet günü olduğu vakitte nâdâ münâdin. Bir münâdî nidâ edecek. Ya ehlel cem'i. Ey mahşerde toplananlar. Hepimiz oradayız. Allah yüzümüzü hak eylesin. Amin. Hâtû burhânekum. Delilinizi getirin. Bak işte. Delilinizi getirin. İslam ile amel ettiniz. İslam'a tabi oldunuz. Müslüman oldunuz. Delilinizi getir. Şimdi bir Yahudi kalksa, Hristiyan kalksa şu anda kendi kitabının geçerli olduğuna dair bir delil getirebilir mi? Getiremez. Ama bize delil getirin dese biz ne deriz? فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَمِ İslam'dan başka dini arayanın dini kabul edilmeyecek. Bu ayet-i kerime ile beraber biz اِنَّ الدِّينِ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde tek din İslam'dır. Öyleyse biz hak üzereyiz. Delilinizi getirin. Hangi mezheptensiniz? İtikadınız hangi mezhep? Ehl-i sünnet vel cemaatin. Ehl-i sünnet vel cemaatin hak olduğuna delil getirin. Hadi bakalım delil getirin. Size delil soracaklar. Hemen okumanız lazım. İşte okuyamazsanız beni bulun. Siz beni bulun. Ben efendiyi bulurum. Öyle herkes birini bulur. Arayın bulursunuz. Desiniz ki falan hoca bize ayet hadis okuyordu. Biz onları da ezbere bilmiyoruz ama o hocaya uyduk. Size inşallah yanlış yere uydunuz demeyecekler. Demeyecekler. Bunun inşallahı da yok. Çünkü bu elhamdülillah demek icap ediyor. Çünkü şüpheli bir durum yok. Bu elhamdülillah demek icap ediyor. İnşallah meselesine uymuyor bura. Çünkü bizim size anlattıklarımız ehl-i sünnet yoludur. Hemen ayet okuruz. Feyna amenu bi misli ma amentum bi fekad ihtedav. Ya Rabbi sen buyurdun ki ey benim Habibim ve ashabı sizin gibi inananlar hidayettedir. Sizin gibi inananlar. Resulullah'ın imanı. Sünnet sahabeninki cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bir fırka kurtulacak. Kimdir onlar buyurdu? El cemaatü, ehl-i sünnet vel cemaat. Zaten adımızın adı ne? Adımıza bak hizaya gel. Adımız ne? Ehl-i sünnet vel cemaat. Kader inkar edenlerin adı ne? Mutezile. Mutezile ne demek? Ayrılanlar. Bak ada bak. Mutezile. İtizal'den geliyor. Şia. Şia adı ne? Taraftarlar. Bak bak. İsimlere bak. Cebriye. Bunlar hep mezhep adı. Cebriye ne demek? Cebriye, Allah kuluna her şeyi zorla yaptırıyor demek. O kafada. İsme bak, hizaya gel. Bir de bizim ismimize bak. Ehl-i sünnet vel cemaat. Güzel mi? Ama her ehl-i sünnetim diyene de kapılmayın çünkü yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes ehl-i sünnetim demeye kalkıyor şimdi. Vehhabiler en başta ehl-i sünnet biziz diyorlar. Oraya da dikkat edin. Şimdi ben ehl-i sünnet değilim dese en azından onun rengi çıktı meydana. Fakat ehl-i sünnetim diyen de var, sıkıntı orada. O zaman da sen ehl-i sünnetsen, çizgiler var. Ehl-i sünnet olmanın alameti farikaları var. Öyle her ehl-i sünnetim diyen ehl-i sünnet olamaz ki. Evet. Kadere inanmıyor, ehl-i sünnetim diyor. Ondan sonra ne diyor? Efendim, Hazreti Ömer'in yaptıkları delil değil, söyledikleri delil değil. Ama ben Hanefiyim diyor. Bu Ali Eren Hoca Efendi yazıyor da yazıyor. Değil mi? Bak şimdi Arifan dergi yeni çıktı. Bu sayıda okuyun Ali Eren Hoca'yı. Yine o adamın nelerini bulmuş. O da mütehassıs oldu o işte maşallah. Orada buluyor hemen. Adam bir şey diyor ki bu peygamberin din anlayışı. Ulan peygamberin din anlayışı diye bir şey olur mu? Allah'ın din anlayışı, Cebrail'in din anlayışı. Böyle şey olur mu ya? Peygamberin din anlayışı olmaz. Peygamberin getirdiği din olur. Öyle anlayış farkı olur mu peygamberde? İşte bunlar böyle adam. Ama sorsan ona nesin?
Ehl-i sünnetim diyor. Rejim cezası İslam'da var mı? He? Yok, dinde göreyim. Var. Adam ne demiş rejime biliyor musun? Linç gibi infaz. E bunu hoca, ehl-i sünnetim diyor. Bütün millet vaazını dinliyor. Kitaplarını yazıyor. Linç gibi infaz. Ya hiç Allah'ın verdiği hüküme linç denir mi? Linç nedir? Linç kendi kendine kararsız, hükümsüz, rastgele kaleyana gelirler, birini aşağı indirirler. Linç odur. Bunun linçle ne alakası var? İslam bir şeye karar verdiği zaman, Allah Kur'an'da emrettiği zaman, hadis-i şerifte geçtiği zaman ona linç dersen ne olur? He? Ben demedim. Siz dediniz, hükmü kararı verdiniz. Durum bu. İşte Hoca Efendi yazıyor. Onun için her ehli sünnetim diyene de ehli sünnet zannetmeyin. Anladınız mı? Her taraf doldu. Bak ahirette ne diyecekler. Ey mahşer halkı, delilinizi getirin. Hangi mezhep üzereydiniz? Hangi dindendiniz? Hangi mezhep üzereydiniz? Öyle mi? Hepimiz itikatta Maturidiyiz. Eş'ariler var. Maturidi, Eş'ari bunlar birdir. Hepsi ehli sünnet. Hanefiler Maturididir. Şafii, Hanbeli, Malikiler Eş'ari itikatta. İmam Ebu Hasan Eş'ari Hazretlerinin ayetlerden, hadislerden çıkarttığı görüş üzeredir. Bunlarda bir sorun yok. Bunlar bütün bu kadar yüzyıllardır ehli sünnet vel cemaat bu itikat üzere gelmiş. Fıkıhta dört mezhep kalmış. Biz Hanefiyiz. Delilinizi getirin dendiği vakitte delilimiz ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. İman Süreyya yıldızına çıksa Selman Farisi'nin dizine vurdu. Bunun adamlarından, bunun kabilesinden öyle adamlar çıkacak. İmanı Süreyya yıldızından alacaklar. Kimi kastetti? İmam-ı Azam'ı kastetti. İmam-ı Azam Fars milletindendir. Selman Farisi'nin cemaatindendir. Bunların hepsi hadis-i şeriflerle sabittir. Evet. Ümmetimin alimlerinin ihtilaf etmesi bile görüş ayrılığı nedir? Rahmettir. İhtilaf-ı ümmeti rahmetun vasıh. Hem geniş bir rahmettir. Bir meselede bakıyorsun Hanefi'de müsaade bulamıyorsun. Çok da hayati bir mesele olursa, zaruri bir mesele. Şafii'de varsa onun fetvası, taklit edersin onu. O zaruretten çıkmak için. İşte o dört mezhebin genişliğinden. Anladın? Ama sen efendim kaç tane daha uydurursan olmaz. Çünkü o dördü de hep ayetten hadisten aldılar. Delilleri var onlar. Sen İmam-ı Azam'a ben tabi oldum dediğin vakit İmam-ı Azam'a derler ki gel bakalım. Bu kadar millet sana tabi olmuş. Delilini getir. İmam-ı Azam delilini getirir mi? Oho! Oh! İmam Malik Hazretleri şaşırdı kaldı ona. İmam Malik Medine'de ders okuyor. İmam-ı Azam geldi. Irak'tan. Hacca giderdi her sene. 55 kere hac yaptı. 55 kere hac yaptı. Geldi. Derse oturdu. İmam Malik tanımıyor onu. Duymuş. Herkes duymuş onu ama o zaman resim mesim yok ki. Aç bluetooth'unu atayım falan. bu sefer İmam-ı Azam'ı herkes duymuş ama resmini yok ya. Gören de tanıyan yok. O da oturdu orada. Derste İmam Malik'in dikkatini çekti. Dedi neredensiniz dedi efendim. Dedi ki min ehlil Irak. Irak ehlindenim dedi yani. Bağdatlıydı ya. İmam Malik de mübarek adam bir laf çaktı ona. Dedi ki o Irak dedi min ehli şikak ve nifak dedi. Hak'tan uzak dedi münafık memleketinden. Yani Irak çünkü Hazreti Hüseyin'i çağırdılar. Gel sana biat edeceğiz dediler. Sonra Yezid'in adamları saldırınca Iraklılar hiç sahip çıkmadılar. Onun için kızıyorlardı onlara. Hala da öyle karışık oralar düzelmez. Dedi ki şikak ve nifak ehlinden deyince İmam-ı Azam'a bu dokundu. Dokunur. Şimdi bir lafı dersin biri öbürüne de ne olur bu iş? Dokunur. Birisi gitti tahtaya bastı. Boyu da uzundu. Tahtaya basınca ona altına bakmadan bastı. Bu sefer çamur sıçrattı üstüne falan. Boyu da uzundu. Öbür arkadaşı da dedi ki bu uzunlar ahmak olur dedi. O öyle deyince şimdi öbür arkadaş da var orada. Efendi Hazretleri'nin yanında oluyor bu iş.
Efendi anlatırdı bunu. O da dedi ki bu laf bana da dokundu dedi. Yani şimdi lafı konuşurken dikkat et dedi yani. Başka bir uzun boylu vardı dedi ki bu laf bana da dokundu. Şimdi dedi şikak nifak ehli deyince İmam-ı Azam'a dokundu bu iş. İmam-ı Azam da başladı ayet okuma. Ne adam ya. Dedi estağfirullah. Ve min ehlil irakı meradü alen nifakı. Halbuki böyle bir ayet yok. Ayet şöyle. Ve min ehlil medineti meradü alen nifak. Medine'de usta münafıklar var diyor. Ayette. İmam-ı Azam da ayeti maksus. Ayet demiyor tabii. İbare gibi okuyor. Dedi ve min ehlil irakı. Iraklılardan dedi meradü alen nifak deyince İmam Malik dedi ki dedi ayeti de yanlış okuyorsun dedi. Doğrusu nasıl efendim dedi. Bu sefer mecbur ayeti doğru okuyunca ne çıktı? Münafık merkezi Medine'dir diyor. Ve min ehlil medineti meradü alen nifak. İmam Malik de nereli? Medineli. Oh hadi bakalım bu sefer de ona dokundu. Yani. İmam-ı Azam dedi ki bak dikkatli konuşalım dedi böyle. Irak'a dokundurursan öyle bak şimdi ben ayet sen bana dedi laf konuşuyorsun ben sana ayet okuyorum dedi yani. İmam Malik dedi ki bu nasıl bir akıldır, nasıl bir ilimdir, nasıl bir adamdır dedi. Vallahi dedi şu direği gösterdi. Desen ki dedi bu direk bu adam dese ki bu Ebu Hanife radıyallahu anh bu direk altındır dese ben desem betondur o dese altındır ispat eder dedi. Ya diyorsa bu direğe altın diyorsa bu bunun altından kalkar dedi. Bu böyle bir adam dedi. Ha? Onun için delilinizi getirin diyor. Delilimizi getirelim. E biz bu kadar fıkıh meselesindeki delilleri bulabilir miyiz tek tek? He? Bir abdeste kaç bin mesele? Bir namazda iki rekatta 12.000 fıkıh meselesi. Haçta bu kadar, zekatta şu kadar, fıkıh binlerce cilt kitap bu kadar mesele. Mahşerde diyecekler bize delilinizi getirin. Biz de ne yapacağız? Ya Rabbi al sana Ebu Hanife. Biz buna tabi olduk, buna sor. E şimdi mezhepsizler ne yapacak? Kendi kafasına göre takılıyor. Ondan sonra ahirette delilinizi getirin diyecek. Ne olacak? Hangi delille baş edebilir? Bu meseleleri nereden öğrendin? Helalı ne biliyorsun? Haramı ne biliyorsun? Ayet okuyamıyorsun, hadis okuyamıyorsun. Bir şey bilmiyorsun ki. Onun için müçtehide uymayan, mürşide uymayan, bir alimin peşine gitmeyen ne olur? Efendi babamız Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri. Men kallede alimen lekıyallaha salimen. Kim bir alimi taklit ederse ehli sünnet bir adamı Allah'a diyor selametle kavuşur. Ama yok ben taklitçi değilim. Nesin sen? Uydurukçuyum. Şimdi ya mukallit olacaksın ya müptedi olacaksın. Mukallit taklit eden. Taklit ettiğin yere bağlı. Lanet olsun kör taklitçiliğe demiş adam. Bizde kör taklitçilik yok. Biz İmam-ı Azam'a uyuyorsak bizden çok daha akıllıları bizden evvel uydular ona. Bizden çok daha akıllıları ona uydular. O koca sultanlar, o kadar büyük alimler, fakihler, onların hepsi geriye doğru oraya uydular. Dolayısıyla biz çok şanslıyız. Çünkü ilk zamanlarda olsak kime uyacağımızda şaşırabiliriz. Şimdi meseleler oturmuş. Tamamen yerleşmiş. Hak batıl birbirinden seçilmiş. Şu anda bizim çok büyük bir ilim sahibi olmamıza gerek yok. Bir alıyorsun ilmihal. Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin ilmihal. %100 muteber. Koca dört mezhep müftüsü Ali Aydar Efendi ne derdi? Bu zatın fetvasına itimat edilir evladım derdi. Ömer Nasuh'u bir şey dediyse tamamdır. İşte bu kadar kolay senin için. Bir ilmihali alıyorsun eline. Bununla amel etsen delilinizi getirin. Delilimiz ortada. Bulursun Ömer Nasuh Efendi. Ömer Nasuh'u çünkü kafadan atmadı ki. Hepsine kaynak vermiş. O kaynak verdiği yerlerin de kaynakları var. Çünkü onların hepsi uyumuş. Uyanların delili var. Ama yeni bir şey uydurduğun zaman delilin yok. Şimdi bu kadar senedir 20 rekat teravih kılınıyor. Teravih 8 rekat diyor. E şimdi nereden uydurdun bunu sen? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunlara uyanlara delilinizi getirin dense bu nereden delil getirecek? Ya orası dünya değil. Orası öyle önüne gelen desteksiz atma yeri değil. Orası ahiret. Ey mahşer halkı diyor delilinizi getirin. Aman çürük dallara tutunmayın. Aman sakat tahtalara basmayın. Aman ehli sünnet olduğunda şüphe bile olan alimleri dinlemeyin. Bir meselede yanlışı varsa itikatta şurada burada onları da dinlemeyin. Niye? O bir meseledeki yanlışı neden? Kendi kafasına gittiğinden. Demek o başka işlerde de gidebilir kendi kafasına. Her meselede uyacak.
Bu meselede ayrılıyorum. Olmaz. Ayrılamaz. İsa Aleyhisselam inecek mi? İnecek. Şimdi her meseleyi doğru fetva veriyor bir tane adam var. O Kanal 7 demine çıkıyor. Ondan sonra İsa Aleyhisselam inecek mi? İnmeyecek diyor. Şimdi desen bütün fetvaları doğru. Dinlenir mi? Dinlenmez. Çünkü İsa Aleyhisselam inmeyecek dedi mi itikadı mütevatir hadisleri inkar etti. Oradan daha öyle ayarsız adam daha dinlenir mi? Dinlenmez. Anlıyor musun şimdi? Ben size ölçü veriyorum. Ehli sünnetin itikat metinleri var. Bu metinlere girmiş maddeler var. Bak yarın akşam Flash TV'de inşallah işte 8-25 geçe falan başlıyor. Çeyrek geçe bu Hayrettin Karaman'ın görüşleriyle ilgili sorular bana hazırlamışlar. Hem de kitabı kendi benim bulamadığım şeyleri de bulmuşlar. Onun dediği. Şimdi mesela hep onlar tek tek yarın konuşulacak. Konuşulacak. Bütün milleti haberdar edin. Çok önemli mesele bu. Yok. Bana soracaklar. Biz de efendim buna cevaplar vereceğiz. İnşallah efendim şudur budur. Yani bunlar önemli meseleler. Şimdi bir adam peygamber ehli kitaba Müslüman olun demedi. Diyerekten bu kadar ayet hadiste Müslüman olun diye Yahudilere Hristiyanlara Resulullah'ın beyanları var ki sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olun demedi dedikten sonra bunun etiketi bize alakadar etmez. Hangi etiket olursa olsun biz buna uyamayız. Bunu dinleyemeyiz. Bu yanlış. Onun için delilinizi getirin. Bir çürük delil Bakara 62'den iki şartla onlar iman şartı ikiymiş. Ne alakası var? Orada Allah'a imanın içinde hepsi var. Çünkü bazı yerde iki söyler, bazı yerde dört söyler, bazı yerde altı söyler. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde varsa hepsi toplanır. Burada iki var diye öbürleri inkar edilir mi? Böyle şey olabilir mi? Kur'an'da kaç tane varsa hepsi toplanır. Kur'an'dan hiçbir şey atılamaz. Öte tarafta ve kütübü kitaplarına diyor ve Rusulü peygamberlere diyor. Sen nasıl Allah'a ahirete imanla iki şartla bu işi bitirirsin? Bu kadar ayet var. İşte delilinizi getirin dendiği vakitte bir çürük delil getirdi sana. Delil getirdi ama ikna edemez. Niye? Biz dünya kadar delil getiriyoruz bunun yanlış olduğuna dair. Bu sefer hak meydana çıkıyor. وَخُذُوا جَزَاكُمْ مِنْ سَيِّدِكُمْ Ey mahşer halkı! Delilinizi getirin, Efendinizden yani Yüce Rabbinizden karşılığınızı alın. Ahirete delilsiz çıkmayalım. Allah bizi burhansız bırakmasın, rehbersiz bırakmasın. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Her kısım insanı imamıyla, önderiyle, rehberiyle mahşere davet edeceğiz buyurulduğu günde. Allah'ın bizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem arkasından İmam Maturidilerin, İmam Eşarilerin, Ebu Hanifelerin, İmam Şafilerin, o müçtehitlerin, Şah Nakşibentlerin, Abdülkadir Geylanilerin, Rıdvanullah aleyhim ecmain bu büyüklerin arkasından davet olunmayı nasip eylesin. Amin. Ya bu ipsiz sapsız adamlar ne olacak böyle ya? Ben profesör oldum öylece uydurabilirim. Profesör olduysa uydurabiliyormuş. Kim verdi sana bu yetkiyi? Böyle iş olur mu? Delilinizi getirin diyor, mükafatınızı alın. Velim mekum Burhan, elinizde delil yoksa veya batıl bir delile tutunduysanız, hakkı gizlediyseniz, hakkı bırakıp batıla sarıldıysanız, sizin kulpunuz kopuk, tuttuğunuz kulp kopmuş. Deliliniz yoksa, فَلَا تَطْلُبُ الْجَزَاءَ مِنْ سَيِّدِكُمْ Rabbinizden karşılık beklemeyin. Hiç mükafatınız yok. İstediğin kadar kitap yaz. İstediğin kadar konuşma yap. İstediğin kadar hizmet yaptım zannet. Delilin çürük. Ehli sünnetten kopmuşsun. Cemaattan ayrılmışsın. فَاِنَّ سَيِّدَكُمْ عَدَى الْجَنَّةِ لِكُلِّ مُطِيعٍ Sizin Rabbiniz cenneti kime söz verdi? Her itaat edene. İtaat eden demek söz dinleyen demektir. اَطِيُوا اللّٰهِ وَاَطِيُوا الرَّسُولِ Sade Allah'a itaat etmez, peygambere de itaat edeceksin. Sade peygambere itaat etmez ve ulil emri minkum içinizdeki ulul emre. Ulul emir kimdir? Yetki sahibi alimlerdir. Adam padişah bile olsa kimi dinlemek zorunda? Alimi dinlemek zorunda. Sultan Fatih olsa fetvayı kimden alacak? Molla Husrev'den alacak. Akşemseddin'den alacak. Tamam?
Yavuz Sultan Selim olsa İbni Kemal'den alacak. Efendim, Kanuni Sultan Süleyman olsa Ebu Suud Efendi'den alacak. Öyle yok öyle iş. Öyle yok. Etiketlere aldanıp da bu adam profesördür, doçenttir diyerekten Ülül Emre de itaat edin. Ülül Emir, ehli sünnet alimlerine denir. En başta yetki kime aittir? Alimlere. Çünkü dünyayı yöneten yöneticilere de Allah neyi emretti? Alimleri dinleyin diye emrettiği için bir adam devlet reisi bile olsa kimi dinlemek durumunda Allah'ın hükmüne göre? Alimleri. Çünkü neden? Alimler kafadan konuşamaz ki, ayet hadis konuşur. Eğer ki alim bir şey dediği vakitte o devlet reisi ona ne der? Delilini getir. Delilini getir. O da kalkar ayet hadisi getirdiği vakitte o reisi ne yapar? Bağlar. Çünkü delil nereden geldi? Yukarıdan geldi. Ayetten, hadisten geldi. Ama o yukarıdan delil bulamaz da derse ki bana göre böyle, o zaman padişah da der ki bana göre de böyle. Çünkü neden? Sen adamsan ben de adam. Senin kafan varsa ben de kafam var. Ama ayet hadis okuduğu zaman da orada akıl mantık durur. Çünkü neden? Vahye dayandığı için. Anladın mı meseleyi? İnceliği anladın mı? İşte Sultan Mahmut mübarek adam işte. Biraz bazılarında bir hata payları var tabii ki. Bu fesi, sarığı çıkarttı, fesi getirdi. Şalvarı çıkarttı, bu dar pantol meselesini, ceket, cübbe çıktı, ceket. Asker hafif olsun hareket yaparken falan. Ya sana ne hafif olsun? Zaten o şeyler, mehteran takımının kıyafeti gibi, o şalvar, cübbe falan, kavur onu gördüğü zaman zaten bu beni yiyecek diye kaçıyor. E sen bunu Düttürü Leyla'ya çevirirsen, ve bu sefer adam bir bakıyor, aa bu da benim kadar, bir de ölçüm yapıyor. Bunun bacağı benden ufak diyor. İşte bu benden zayıf diyor. Bir koruma tuttururum diyor. Halbuki öbür türlü olduğu zaman adam şalvar çok geniş olunca ebadını da bulamıyorsun biliyor musun? Bu benim gibi 3 tane de içine alır diyor ya. Ne gülüyorsun? Bunlar heybet meselesidir. Heybet. İslam'ın heybeti var. Sen İslam'ın heybetini çıkarırsan farkın kalmaz. Farkın kalmaz. Padişah Şeyhülislam'a ne dedi? Ben dedi fes almak istiyorum, ceket almak istiyorum, pantolon. O zaman kışla kıyafeti olarak da. Şeyhülislam'da mübarek adam ona dedi ki padişahımız dedi bunu kabul etmesin. Diye cevap yazdı. Padişah da ona yazdı ki delilini getir. Eğer delil getirebilseydi Şeyhülislam ayetten hadisten bunu Ali Haydar Efendi Hazretleri anlatırdı. Bu meseleleri biz bilemeyiz. Pek kitaplarda da yazmaz. Bunu biz Efendi Hazretlerinden duyuyoruz. O da Ali Haydar Efendi'den duyuyor. Bu mesele çok tarihi bir olay. Böyle önüne gelen tarih kitabında da bulamazsınız bunu. Bu çünkü Ali Haydar Efendi 4 padişahın huzur hocasıydı. O zamandan meseleleri bildiği için. Delilini getirsin dedi. Şeyhülislam da mübarek adam bir delil oraya koyamadı o zaman. Halbuki Ali Haydar Efendi derdi ki وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا zalimlere azıcık dahi meyletmeyin فَتَمَسَّكُمْ اُنَّرْ ateş dokunur size. Bu ayeti delil gösterebilirdi. Bir de meşarık hadislerinden sahih hadiste geçiyor. Bir sahabeden birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harp ganimetinden bir kumaş verdi. Sonra o geldi. Efendimizin huzuruna dikmiş geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna adimin libasil küffar felâ telbesâ. Bu giydiğin gavur elbisesidir, giyme bunu dedi. O zaman o zat dedi ki bunu ben sen verdin bana bu kumaşı dün. Veya evvelsi gün neyse. Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben sana kumaş olarak verdim. Sen onu gavur şekline sokmuşsun. Buradan anlaşılıyor ki kafirlerin dokuduğu İngiliz kumaşı, şu kumaşı, bu kumaşı hediye ederseniz kabul ederim mesela. Hiç sorun yok. Ama cübbe olarak yaparım onu ben. Yani kafirin dokuduğu kumaş helaldir, kafirin şekline girmek yasaktır. İşte bu hadiste saydır, bunu delil olarak oraya koysaydı diyor, padişahı durdurabilirdi. Fakat delil koyamadı, yalnız şöyle dedi. Padişahım keşke bu kıyafetleri kabul etmese, korkarım bunun ardından Avrupa'dan din gelecek bize. Şeyhülislam'ın dediği çıktı. Maalesef dediği çıktı. Ama delil getirin, işte mesele delil. İsterse cihan padişahı olsa, eğer Şeyhülislam delil getirdiği vakit ayetten hadisten, onu dinlemek zorundadır. Niçin? Allah'ı dinlemek lazım. Allah'a itaat, Resulüne itaat, Ülül Emre itaat. Ülül Emir ulemadır. Baş ülülemir ulemadır. Alimlerin üstünde bir merci yoktur.
Çünkü ayet hadisten onlar anlıyor. Allah Resulü'nden üst yukarı bir şey var mı? Yok, o zaman ulema o işe geliyor. Bu iş delil getirin deyince bu nereye dayanır? İlme dayanır. Delil ilimsiz getirilmez. Onun için Allah cenneti kime söz verdi? Söz dinleyenlere söz verdi. Kimi dinleyecek? Allah'ı Celle Celaluhu, Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem ve ulul emri yani ulemayı. Ehli sünnet alimleri dinleyecek. Ve ve'den nar likulli asin, Allah'ın, peygamberin ve ulemanın, evliyanın hükmüne isyan edenlere de neyi söz verdi? Cehennemi söz verdi. Allah muhafaza etsin. Onun için Allah bizi itaatkarlardan eylesin. İsyankar olmaktan muhafaza eylesin. Evet. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne okudu? İstiğfar ve üzlifetil cennetü lil muttakîn ne gayra ba'id, cennet takva sahiplerine hiç uzak olmadığı halde yaklaştırıldı. Yani mahşere çıktığı vakitte insan eğer takva sahibi ise cennet ona yakın yere getiriliyor. O yorulmasın diye. Allah Allah. Ha da bu cennet var ya, ma tu'adune, işte size söz verilen dünyadaki cennet buydu denilecek o vakitte. Şimdi hoca efendi yatsıda okudu, neler okudu? Yatsı namazının ikinci rekatın. Birinci rekatta cehennemden gitti. Zekkum'dan falan. İkinci rekatta. Nel muttakîn. Hep takva sahipleri. Ne demek? Haramdan kaçıyor. Ne demek? İsyan etmiyor. Söz dinliyor. Ne demek? Kafasına iş yapmıyor. Söz dinlemenin manası nedir? Sormak, araştırmak, delilli, ispatlı konuşmak, delile dayalı alimlere uymak. Bu çok önemli. Nel muttakîn fî cennâtin ve ne'îm ve uyûn. Var kaç yerde? Cennetlerde, ırmaklar içinde, nimetler içinde. O da var. Rablerine verdiği nimetleri alacaklar. Ondan sonra orada sayıyor işte. Emniyet içerisinde, güvence içerisinde, korku yok, bir şey yok. İnce ipekler, kalın ipekler giyecekler, hurilerle evlenecekler. Bütün meyveleri, istedikleri, canlarını çeken her şeyleri isteyecekler. İstedikleri anda onlara getirilecek. Ölüm tatmayacaklar, sonsuz yaşayacaklar. Rableri onları cehennem azabından koruyacak. İşte takva sahibi ne demek? Muhalefetten sakınan demek. Söz dinleyen işte. Bunu izahı bu. Sen Allah'ın emrine uyma. Habibin hadisini duyma. İmam-ı Azam da kimmiş de. Yok Ömer Nasuhi Hoca da ben kasap mıyım de. Ömer Nasuhi Hoca ama uydurukçu hoca değil. Uyucu hoca. Uyucu olduğu için onun ilmi hali muteber. Sen de yazdın oraya. Kalkmış ki ben 20 kaç cilt tefsir yazdım. Ama hiçbir yerden almadım diyor. E desene ki uydurdun. Hiçbir yerden almadım deyince baklayı ağzından çıkarttı. Nasıl yazdın 23 cilt? Kur'an'ın manasını versen bir cilt eder. 23 cilt nereden çıktı? İşte diyor hüner orada diyor. Niye? Hayız kadınlar namaz kılar. Niçin kılar? Pet çıktı diyor. Pet bağlar diyor. Camiye de girer namazda kılar diyor. İşte işte bak. İşte uymadın mı? Uydurdun. Uydurunca da kendini de helak ettin. Seni dinleyenleri de taktın peşine helak ettin. Şimdi onu dinleyip de hayız vaziyette namaz kılan kadına getir delilini dese, o da diyecek ki falan hoca, gel lan buraya diyecekler. Efendim, delilini getir diyecekler. Pet çıktı diyecek. Ya bu kadar rezillik olur mu ya? Bana gelecek diyecek, ben de diyeceğim Bukhari hadisçi var. Eleyseyde hazat la tusalli ve la tusum. Resulullah buyurdu, hayız olunca namaz kılamaz, oruç tutamaz. Ayşe annemize dedi ki, ihrama girdin her şeyi yap. Gayren la tatufi bilbek, Kabe'yi tavaf edemezsin, mescide girme. Ben delil getireceğim. Ona da delil soracak, böyle yapacak. Buna uyanlar ne oldu şimdi? Onun için ben size Allah için acıyorum. Ben bu millete Allah için konuşuyorum ya. Yani ne olacak yani? Sen benim dediğimi dinlesen bana bir üyelik ücreti ödemiyorsun ki. Ben burada bir para kazanmıyorum ki kardeşim. Sen ehli sünnetten ayrılma, yanlış iş yapma, delilsiz kalma. Sapıtırsın. Ne yapacağız? Şaşırdık. Her taraftan bir bombardıman. Bu kadar batıl türerse ne olur? Acayip de ürüyorlar böyle ya. Bu Arifan dergisine sahip çıkın. Bak burada ne yazılar var şimdi.
O Ali Kara Hoca da yazıyor şimdi başladım mesela. Neler yazmış? Okuyun Ali Kara Hoca'nın da yazısını bakalım. İsimlerini veriyor. Şu hocanın itikadı bu, şu hocanın itikadı bu, şu hocanın itikadı bu. 5-10 tane orada profesör saymış. Kardeşim, biz Ehl-i Sünnet'i korumak zorundayız. Kim sapıtırsa biz ondan mesul değiliz. Ama kendimiz hidayette olacağız ki sapıtan bize zarar veremesin. Hidayette olmak için şart nedir? Doğruyu beyan etmek, hakkı gizlememek, emri bil maruf yapmak. Ondan sonra adam sapıttıysa bize alakadar etmez. Ayet-i kerimede ne buyurdu? Estaizu billah. Ya yüllezine amenu. Ey inananlar aleyküm enfusekum. Siz kendinize bakın. İşte bu ayeti yanlış anlayanlar ne diyorlar? Bana ne me lazım? Ben doğru yoldayım ya. Allah bana dedi ki kendine bak. Kendine bak dedi ama peşinden bak ne söylüyor. La yadurrukum men dalle idehtedeytum. Siz hidayet üzereyseniz sapıtanların size zararı dokunmaz. Ama orayı anlasana. Sen hidayet üzereysen. Ne demek o? Sen hidayet üzere olman için insanlara doğruyu anlatman lazım. Eğer iyiliği emredip kötülükten nehy ediyorsan o da seni dinlemeyip sapıtıyorsa sana zararı yok. Ama sen ona vaaz etmeyince, doğruyu söylemeyince zaten sen hidayette değilsin. O zaman ne oldu? Sen hidayette olmayınca sapıtanın sana zararı olur. Niye zararı olur? Mevla der ki sen doğruyu biliyordun, niye söylemedin? E bu sefer derler, sen de dersen ki ondan korktum, bundan çekindim. O şöyle der, bu böyle der. Ben de böyle diyalogçu oldum. Herkesle iyi geçindim dersen helak olursun. Çünkü sen hidayetteysen sapıtanın zararı yok. Senin hidayette olman için doğruyu söylemen lazım. Biz hidayette oluyoruz elhamdülillah. Bu sohbetler vasıtasıyla tebliğimizi yapıyoruz. Daha ne yapacağız? Yani başka bir imkanımız yok. Ama bu Arifan dergisi yazılı beyandır. Çünkü bu kalıcıdır. Kaynaklarıyla konuşulduğu için tabii ki buradaki duyduklarınız kafanızda kalmayabilir. Ama orada hüccet olarak, delil olarak önünüzde kağıtta yazılı kalır. Burada bütün bu işlerin üzerinde duruyoruz. Bu yanlışları düzeltmekle uğraşılıyor. Evet. Evet, bu size söz verilen cennet deneceği vakitte kime söz verildi bu? Likulli evvabin. Evvab, işte evvabin namazı diyoruz. Evvab, Allah'a çok yönelen demek. Her Allah'a yönelen. Hafiz. Ne demek hafiz? Çok koruyan, muhafazakar diyorsun işte. Hafiz. Ne demek hafiz? Allah'ın dininin sınırlarını koruyan demek. Sana sınır koydu. Değil mi? Bak sana sınır koymuş. Oruç tutacak adam imsaka kadar yer. İmsakta ağzını bağlar. Çıktı ne diyor herif şimdi? 40 dakika daha yiyebilirsiniz. Az daha güneş doğana kadar yedirecek. Şimdi hududu korumuyor ki bunlar. Bunlar pusulası yok. Dümeni yok. İnternetten bir şey bulmuş. Şu dakikada burada böyle ışık daha görükmemiş. Onun için ışık görüne kadar. Ya bu kadar diyanet var memlekette, takvim yapıyorlar. Bu kadar müessese var. Bunlar hep hesap yapmışlar, takvimi yapmışlar. Sen tek başına nereden uyduruyorsun bu kadar ümmete karşı ya? Allah Allah. Böyle iş olur mu ya? Takvimde orada mesela akşam ezanı. Diyor ki şu dakikada oruç açacaksın. Adam hocanın birisi çıktı diyor ki ya diyor hadiste var ki diyor. Gece buradan geldiği zaman, gündüz buradan gittiği zaman orucunu açarsın. Siz diyor çok geciktiriyorsunuz. Ya neyini geciktiriyoruz? Sen oradan gece geliyor zannediyorsun ama dağın başındasın veyahut da hava karanlık falan falan. Bu takvim neye göre yapılıyor? En açık havaya göre, en düzgün zamana göre mesela onu bakıyorsun. Denizde olduğun zaman denizden güneş batıyor. Son kafasını indirene kadar birkaç dakika peşine. O da senin görmediğin kısmı da olabilir. Yani oradan indikten sonra. Sen şimdi başka tarafta, hava karardı, 4'te iftar et. Olur mu böyle şey kardeşim ya? Yani ne kadar bunlar ayarı kaçırmış adamlar ya. Onun için İslamiyet'i koruyanlara vaat edilen cennet budur diyor. Dinimizi koruyacağız. Hafiz olacağız. Men haşiyar rahmane bil gayb. Rahmandan görmeden, gayben, gıyaben korkanlara diyor. Ve câe bi kalbin münîb, Allah'a yönelen bir kalp getirenlere diyor. İşte onlara udhulûhâ bi selam, selamla selametle, meleklerin selamı üzerinize olsun, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Vel melâke udhulûne aleyh min kulli bâb, her kapıdan melekler giriyor. Kapı, köşklerden, saraylardan. Selamun aleykum bimâ sabertüm, dünyada çilelere sabrettiniz, İslamiyet'in zorluklarına sabrettiniz. Şimdi selam olsun size. Rabbimiz selam veriyor. Selamun kavlen min Rabbir Rahim diyor Yasin Şerif'te.
Cennette Allah'ın selamı gelecek. İşte selamla girin. Aminin. Emniyet içerisinde, güvence içerisinde, huzur içerisinde. Şu dünyada her dakika korkudayız ya. Her dakika korkudayız. Bir sallıyor. Hadi bakalım indik aşağı mı, çıktık yukarı mı belli değil. Ondan sonra ben çelik konsülüsyon yaptım, aşağıyı sağlama aldım. Bu sefer yukarıdan gelir. Bir hortum geliyor, paçet. Ne yapacaksın? Amerika paçete mi hortum vardı? Ne yaptı şey? Kuzu kaçtı. Aslana sığındı diye. Kartal kapacaktı. Evet, kurt yiyecek. Kurt kuzu yiyecek. Kuzu da gitti aslana. Dedi ormanlar kralısın. Beni himayene al. Dedi ne demek dedi ya. Höt dedi mi kurt mu gelir dedi buraya. Bir şey oldu mu bana sığın. Kurt yanaşınca gitti kuzu atladı aslanın üstüne. Oh! Rahat. Ondan sonra kurta böyle bakıyor. Hadi bakalım. Gel de göreyim. O arada bir kartal geldi yukarıdan. Kuzuyu kaldırdı götürdü. Kuzu bağırıyor oradan. Ulan hani ormanlar kralıydın? Sözün ne oldu? Aslan dedi ona ki ben dedi yerden gelenlere karşı söz verdim. Gökten gelene ne diyeyim? Altını sağlama almış. Bu sefer üstten geliyor. Orayı sağlamamış. Sağdan geliyor. Soldan geliyor. Allah her taraftan adamı kuşatmış. Allahu min verâihim muhit diyor. O dinsiz, kitapsız kafirler kendileri beni mi geçeceklerini zannediyorlar? Teknolojileri ilerlemiş diyor. Onları çepeçevre kuşatmış Allah diyor Kur'an. Görüyorsun işte. Kendini kurtarsınlar be. Her tarafları tehlikede. Yok Avrupa'yı sular basacak. Yok buzullar eriyor. Hollanda gidiyor bilmem ne. Her gün bir harita. Gidecek tabii. Basacak gidecek. Mevla'nın suları, buzları, buzulları var. Orayı eritecek, burayı dolduracak, orayı taşırtacak. Bir yanardağ çıkıyor. Adam güzel yapmış evleri, villalar, bilmem neler. Oh manzaralar. Bir de baktı yukarıdan dağ başladı harekete. Aa, kaç yüz bin dolara aldık burayı. Bu ne oldu şimdi? Beş para etmez. Kaçmak için de para lazım. Kaçmak için para lazım. Fenadev ve la tehine menas. Nasıl helak ettiğimiz zaman diyor, helak etmeye başladığımız zaman diyor, kaçmaya başlarlar diyor. Var mı kurtulacak yer? Bağırmaya başlarlar. Sallıyor. Ondan sonra adama diyor ki lan sen diyor emlakçıya bana kaç yüz bin dolara sattın böyle manzaralı yukarıdan yer şudur budur. Sen beni kandırdın diyor. O diyor ne alakası var kardeşim? Buranın değeri buydu ben ne yapayım? E diyor bak bu daha başladı sallama. E kardeşim diyor 500 senedir sallanmıyor ben ne bileyim diyor şimdi sallanacak. İşte hesap böyle. Şimdi ikide bir daha başlıyor çünkü. Hareketleşme. Ne yapacaksın? Senin ne gücün var? Onun için cennet, cennet. Cennete girene kadar güvence yok. Garanti yok. Emniyet yok. Şu Allah'ın dinini koruyalım, selametle girelim ya. Zalike yevmul hulud. Ne denecek? İşte bu ebedilik günüdür. İşte son nokta burası. Çünkü hangi müjdeye ersen, hangi mükafata kavuşsan, ne kadar mutlu olsan, saadete ersen, erişsen, eğer ayrılma tehlikesi varsa, huzur tamam olmaz. Hep tetikte kalırsın. Bir de insan, isteklerine kavuştuğu vakitte, bir de önünde ayrılma tehlikesi varsa, daha da acı oluyor. Çünkü isteklerine kavuşamasa, o kadar koymaz. Ama muradına erdikten sonra ayrılmak, o hepten zor. O hepten zor. Ancak ahirette var o ayrılmama garantisi. İşte bu ebedilik günüdür. Lehum ma şaune fiha. Bu cennette her istedikleri var. Her istedikleri var. Canları ne istiyorsa var. Ha, sakın zındıklık yapmayın. Allah muhafaza. Benim canım diyor erkek erkeğe istiyor ilişki. Bak zındığa bak kitapsıza ya. Lan bunu Allah dünyada haram etmiş. Cennette serbest eder mi? Ama cennette haramlık yok. E zaten cennette ruh bozukluğu yok. Yani o bir hastalık erkek erkeğe istemek, kadın kadın. O bir hastalık. Cennette öyle hastalık var mı ki? Her istediğin var deyince tabiatı doğru olan, müstakim olan insanların canlarının çektiği şeylerden bahsediyoruz. İşte böyle ters konuşanlar var. Yani kafir sözleri. Ama adam dedi ki ya Resulallah dedi ben cennette ekip biçmek istiyorum var mı dedi. Resulullah da var dedi. Çünkü ekip biçmek meşru bir şey. Ama ne lazım diye.
ekmek biçmek, hazır her şey geliyor. E benim dedi zevkim dedi bu. Ekeceğim biçeceğim. Ekersin ama dedi hasatı beklemezsin. Boyun kadar fışkırır dedi. Dedi ki bu adam dedi Ensardan biri olur mutlaka dedi. Baktılar Ensardan çıktı. Ensar tarlacılığı sever Medineliler. Evet. At var mı ya Resulallah? Olmaz olur mu dedi. Müzik var mı? Musiki, nameler. Olmaz olur mu? Dünyada dinlesen o nameleri kimsenin kalbi dayanamayacak derecede zevk veriyor. Tarap. Yani hoşluk veriyor ki kalbin, kimsenin kalbinde o kadar dayanma gücü yok. O nameyi duysa herkes ölür dünyada. Kalpler durur. Çünkü o zevkin bir tarafı. Mesela bazı oluyor ya adam zevkten ölüyor. Heyecanlanıyor kalpten. Takımı maç kazanıyor, adam ölüyor değil mi? Bir hayran olduğu biri çıkıyor, kalkıyor televizyonu öpeyim derken televizyon patladı falan. Böyle şeyler oldu yani bir zamanlar. Yani insanlara bir keyif gelir, onun dozunu ayarlayamadı mı üzüntüden de ölür, sevinçten de ölür. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hicret etmek istedi, Efendimiz'e dedi ben Medine'ye izin verir misin? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ebu Bekir bekle belki bana da izin çıkar. Ya o zaman bekleyeyim dedi. Bekledi develeri 4 ay besledi. Öğlen vakti çıktı Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Başını da örtmüş. Herkes uykuda kaylule yapıyor gündüz. Öğlen sıcağı Mekke'de herkes yatar. Efendimiz o vakitte geldi. Ya Ebu Bekir ne var? Bana dedi izin çıktı dedi. E yanına sahabete. Ya Resulullah beraber olabilir miyiz dedi. Naam beraberiz yolda deyince başladı ağlama. Ayşe annemiz de daha genç. Yaşı küçük. Diyor ki ya, sevinçten kimsenin ağladığını da o zamana kadar bilmezdim diyor. Babam ağlayınca anladım diyor. Sevinçten ağlanır mı mesela? Dozunu ayarlama meselesi. Yani sevinç ağlatır da mutluluk adamı öldürür de onun bir dozu var. O mutluluğun dozunu Mevla ayarlıyor da kalplerimiz dayanıyor mesela. Bazı kalp dayanamaz. Cennetteki nameler ağaçların yapraklarında çıngıraklar var. O çıngıraklara arştan rüzgar geliyor. Onlardan bir ses name çıkıyor. Huriler söylüyor, cariyeler, huriler. Onların söylediklerini duysa dünyada hiçbir insan yaşayamaz. Yaşayamaz. Kalbin ayarı ona göre. Ondan ona tahammüllü dünyada ayarlanmamış. Orada o kalp verilecek. Orada o göz verilecek. Mevla'nın cemalini görecek. Burada güneşe bakamıyor bu göz. Onlar için orada her istedikleri var. Ve ledeyna mezid. Hele bizim yanımızda diyor, katımızda diyor Rabbim. Daha da fazlası var. Ya Rabbi cennete girdi. Her istediği oldu. Fazlası ne? Fazlası rızamı helal edeceğim diyor. Fazlası cemalimi göstereceğim diyor. Fazlası o. Nimet ancak Allah'ın rızasını alınca tamamlanır. Yoksa nimet tamamlanmaz. Allahümme inna enselüke temamen ni'me. Ya Rabbi ben senden ne istiyorum? Nimetin tamamlanmasını. Ali Haydar Efendi babamız hazretleri sorardı. Nimetin tamamı nedir evladım? Herkes bir şey derdi, herkes bir şey derdi. Cennete girdi mi tamam, şu tamam. Olmadı. Cennete girse de tamam yok. Ne zaman Mevla'nın cemalini ziyaret etti? Rabbim, Esselamu aleyküm ve ahlel cennet. Ey cennet halkı selam olsun size. Dediği vakitte, Lebbeyk ve saadeyk, buyur ya Rabbi buyur. Hel radıytum, hayatınızdan memnun musunuz diye soracak. Allah. Ve malen alen erda ve gadaytena. Malen tut adam halkike. Sen nasıl razı olmayız ya Rabbi? Kimseye vermediklerini bize verdin. Millet cehennemde ateş alev kaynıyor, içi dışı ateş olmuş. Biz bu cennete girdik. Nasıl razı olmayız senden ya Rabbi? Mevla buyuracak ki daha yetmedi. El yevme hullu lekum ridvani. Şimdi size rızamı helal ediyorum. Memnunum sizden. Fe la asgadu aleykum ba'de ebeden. Bundan sonra size ebediyen kızmayacağım. Şimdi esas garanti burada. Çünkü neden? İnsan dünyada en büyük evliya olsa, Arif-i Billah olsa, Kutup olsa, Kavs olsa yine korkacak. Niye korkacak? Acaba Rabbimi kızdıracak bir şey yapar mıyım diye. En çok evliyaullah korkuyor. Makamına kadar yüksekse onlar daha fazla korkuyor. Çünkü yüksekten düşmek daha tehlikeli. Bundan dolayı şu garantiyi almak kadar büyük bir saadet olabilir mi ki? Bundan sonra ebediyen size darılmayacağım. Rabbimden bunu duysam ben daha ne isterim ki? Ama dünyada hep devamlı tetikteyiz. Korku içindeyiz. Allah korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Ümdüklerimize nail eylesin. Amin. Evet 54 farz. Bu
Bu kitap, bu kitapta çok ilim var. Ama şimdi tabii burada anlattığımın hepsi bu kitapta yazmaz. Bu sohbet dili. Onun için sohbet ediyoruz ki meseleyi şerh ve izah için. Burada bir hadis-i şerif almış Abdullah Salahi Efendi Hazretleri. Bu 54 farzı şerh eden zat. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallâh yanzuru ilâ dil ümmeti. Allah bu ümmete merhamet ediyorsa, acıyorsa, yağmurları yağdırıyorsa, mahsulleri bitiriyorsa, zelzeleleri, yelleri, selleri durduruyorsa, bütün ümmeti toptan kırdırmıyorsa, bu kimin hürmetinedir? Bir, alimler, iki, zayıf, fakir, acizler. İki sınıf. Feynel ulema veraseti, alimler benim mirasçılarımdır. Bu çok önemli. İşte ehli sünnet alimleri neden? Delil getirin dediğin zaman alimi delil gösterebilirsin. Kendin bu kadar delili nereden bileceksin? Herkes o zaman uğraşacak. Herkes bu delilleri arama, öğrenme, tahsil etme uğraştığı vakitte ne fırın kalır, ne bakkal kalır, ne çöp kalır, ne bir şey. Kim çoluğuna çocuğuna bakabilir? Herkes işi gücü var. Onun için bu farz, bu farzı alimler üstlenmiş. Diğerlerine anlatıyorlar. İbn Abbas Hazretleri ne diyor? Velil ulema derecatun fevkul müminin bi sem'i mi'e derece. Alimlerin sair müminler üstünde 700 derece farkı var. Ma beynet dereceten mesurotu kamsi mi'e am. Her iki derece arası 500 senelik mesafedir. E sen bunlar delil ister. Allah. Fazlul alim alel abid ke fazli ala adnakum. Bir adam sabaha kadar ibadet yapsa, öbürü de sabaha kadar ilimle uğraşsa veyahut hayatını ilimle geçirdi. Tabii vazif farzını, vacibini yapıyor sünnetini ama öbürü sıralı ibadet ediyor. Bu da ilimle uğraşıyor. Fıkıh öğretiyor. Tefsir öğretiyor. Hadis öğretiyor. Bunun diyor o abidden üstünlüğüne kadar ben sizin en aşağınızdan ne kadar üstünsem o kadar diyor. Kainatın efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem. İnnallahu melâketehu. Allah bütün melekleriyle beraber ve le semavat vel ard. Göklerdekiler, yerlerdekiler. Hatta nemle fî cühriye. Yuvasındaki karıncaya kadar ve hatten hud denizdeki balığa kadar leysallune ala muallimin nasil hayr insanlara din öğretenlere salat ve feyiz yağdırıyorlar. Onun için delilinizi getirin. Dendiği vakitte alimlere sahip çıkmak durumundayız. Delilimiz alimlerimizdir. Biz alimlerimizi zedelersek delilimizi bozmuş oluruz. Tutunduğumuz dalı kesmiş oluruz. Yapıştığımız kulbu koparmış oluruz. Ama bütün mesele kimin üzerinde dönüyor? Alimlerin üzerinde. Niye? İnsanlara ehl-i sünnet alimlerini kötü göstermek için bu masonlar, bu lobiler, bu localar, bütün hesap kitap ne üzerine? Hocalar, ehl-i sünnet adamlar gözden düşsün. Ehl-i sünnet olmayanlar etiket, yaldızlama, boyama, yıkama, yağlama, onlar parlatma. Ehl-i sünnet olanlar göz ardı edilsin. Niye bu şeyle, bu bir şeyle? Ne alakası var? Aman, aman, aman. Kendi delilimize, kendimiz elimizle ne yapmayalım? Zarar vermeyelim. Men de'a ilâ hudâ, kim hidayete davetçi olursa, kim hakka rehber olursa, doğruya insanlar çağırırsa, kâne lehu minel ecri mislu ucûri men tibâhu. Len kusul zâlike min ucûriyim şeyâ. Ona uyan ne kadar insan dünyada varsa, onun sözüyle doğruyu bulan, amel eden, onların kendi sevaplarından bir şey noksan edilmeksizin, uyanların hepsinin toptan sevabı kadar bir o kadar da ona yazılır. Ama bir de gel ve men de'a ila dalale sapıklığa davet eden, batıla çağıran, yanlış fetva veren, yanlış anlatan. Ne olacak bunun durumu? Kâne aleyhimne lis mislu hatâmi men tebi'u. Lâ'en kusu zâlike min hatâmi bir şeye. Ona uyanların ne kadar günahı var toptan onun üzerine yazılır. Ama uyan da uymaktan dolayı günaha girer. Niye delil sormadın? Niye delil aramadın? Adama burhanını getir demedin. İşte onun için onların da günahları kendinedir. Ama hepsi kadar bir o kadar da onları o kötü yola çağıranlaradır. Onun için aman 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 iman uryandır diyor hadis-i el iman uryanun. İman çıplaktır. Sadece inanmak. Kuru kuruya inandım. Tamam Müslümansın. Ama bunu giydirmek lazım. Böyle sadece inandım demekle olmaz. Ve libasut takva. Onu giydirmek istiyorsan güzel bir libas, haramlardan sakınacaksın, takva üzere olacaksın. Ve zinetul haya. Bir de normal giydirdim, kapattım ama
bir de süslü bir şeyler de yapalım, donatalım, kuşatalım. O zaman hayalı olacaksın. Utanacaksın. Allah'tan utanacaksın, kullardan utanacaksın. İnsanda biraz haya olacak. El haya minel iman. Ve temeratu, bir de meyve versin istiyorsan, senin imanın ürün versin istiyorsan, el ilmu vel amelu vel cihad. İlim lazım, sonra amel lazım, sonra cihad lazım. Emma ehlül ilim, ilim ehli ne yaptılar? Fedellü nâs alâ mâ câet bir rusûl. Peygamberler ne getirdiyse, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne getirdiyse, millete onları kim öğretti? İlim ehli öğretti. Onun için ilk meyveyi ilim verir. Ondan sonra emma ehlül cihad fe cihadû bi esyâfîm alâ mâ câet bir rusûl. Cihad elde ne yaptı? Peygamberlerin getirdiği dava uğrunda canlarını verdi. Kanlarını döktü. Şehit oldular, gazi oldular. Allah'ın dinini bize kadar getirdiler. Onun için ilim ehline çok borçluyuz. Cihat ehline çok borçluyuz. Bunlar sayesinde imanımızı koruyoruz. Ve yarın ahirette de delilimizi getireceğiz inşallah. Onun için لَنْ تَغْدُ وَفَتْتِ تَعَلَّمْ بَابَ مِنَ الْعِلِمْ. Bir sabah gidip bir akşam çıkıp bir ilim meselesi öğrensen خَيْرُ مِنَ تُسَلِّيَ مِيَتَرَكَ. Hem de bu İbn-i Mace hadisi 100 rekat nafile namazdan eftaldir. Şuraya geldiniz efendim, bir saat, bir buçuk saat durdunuz, 100 rekat kılandan üstün oldunuz. Şimdi bu mesele budur. 100 rekatı da imsa kadar bile kılamazsınız şu anda başlasanız. 100 rekat az bir şey değil. Bir de kabul olacak olmayacak. O meselesi de var. Onun için kardeşler, لَا اَنْبَغِي لِلْجَاهِلَنْ يَسْكُتِ عَلَى جَهِلِ. Cahil adam bilmeyen, bilgisiz olarak durması yakışmaz. Öğrenecek. وَلَا لِلْعَالِمَنْ يَسْكُتِ عَلَى عَلْمِ. Bilen de bildiği halde susması yakışmaz. Bilen de söyleyecek arkadaş. Dilsiz şeytan olmayacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Kim bizi sevmezse, kim bizim aleyhimize ne tutturmaya çalışırsa, ne yutturmaya çalışırsa, o bizi alakadar etmez. Biz vazifemizi yapacağız. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. Hesabımızı Allah'a vereceğiz. İbn Abbas radıyallahu anh'a öyle buyurdu. İlim maldan üstündür. İlim peygamberlerin mirasıdır. Mal firavunların mirasıdır. İlim seni korur. Sen de malı korursun. Malı korumak için canın çıkar. Halbuki ilim seni korur. İlmi Allah ancak sevdiklerine verir. Malı ise sevdiğine de verir, sevmediğine de verir. Sevmediğine de daha fazla verir. İlim cömertçe harcamakla eksilmez. Malsa harcaya harcaya noksanlaşır. Mal sahibinin ölünce şanı zikri bahsi konusu kesilir. Alim öldüğü zaman itibarı daha artar. Ondan sonra ah diye millet hasretle o alimleri ararlar. Onun hatıraları bakidir. Mal sahibine her kuruşunu nereden kazandın, nereye harcadın sorarlar. Ama ilim sahibine her okuduğu, rivayet ettiği hadise karşı cennette bir derece verirler. Nelerde, nelerde, neler. Ben tabii burada bunları hepsini okumaya kalksam inşallah cumartesi gün bu rivayetleri okuyacağız. Öğlen namazında Samandıra'da Efendi Hazretlerimizin de katıldığı bir merasim vardır inşallah. O merasimde buluşacağız. Hanımlar gelmeyecek. Erkek kardeşlerimiz davetlidirler. Adres radyodan ilan edildi herhalde. Efendim, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Halife Caddesi numara 4, Hira Nur Vakfı, Sancaktepe, Samandıra. Sancaktepe, Samandıra'da Abdurrahman Gazi Mahallesi, Halife Caddesi numara 4, Hira Nur Vakfı. Anladınız mı? Efendim, burada ilimle ilgili, ilmin kıymetiyle ilgili bir konuşma olacak inşallah. Bir merasim vardır. İnşallah öğlen namazının akabinde, hemen peşinde biraz evvel gidilebilir. Evet. Allah bu ümmete kimin hürmetine rahmet ediyormuş? Alimlerin, bir de zayıfların. Alimler benim varislerim, zayıf, hasta, yaşlı, aciz, fakirler benim ahbabi dostlarımdır. Ve zuafa ahbabi. Sonra ne buyurdu? Ennâs felâte. İnsanlar üç sınıftır. Alimun, ya dini, İslam'ı, fıkhı, şeriatı, sünneti, ehli sünneti bilen insandır. Ev müteallimun, kendisi bilmiyorsa talebedir, öğrenmektedir. İki. Ev müstemiun, eğer talebelik de yapacak vakit, sağlık, sıhhat, maddi imkan bulamıyorsa en azından alimleri dinleyicidir. Buradan sizin kurtarma payınız çıkıyor. Vel ahar hemecün la hayra fihim.
Bunların dışındakiler hiç hayırsız, boş insanlardır. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Alim misin? Değilsin. Talebe misin? Tahsilde misin? Değilsin. O zaman dinleyici misin? Çok iyi bir dinleyiciyim. Neyi dinliyorsun? Çok iyi bir dinleyicisin. İşte efendim kimi dinliyorsan o dinlediğin gibisin. Kimi dinliyorsan işin gücün, şarkı dinleyicisi, türkü dinleyicisi, dizi seyredicisi. Bunlarda bir şey yok. Ama alimleri dinleyen biriysen, ehli sünnet alimlerini, işte o zaman delilinizi getirin dendiği vakitte işte benim delilim bu zatlardır diyebileceğin alimlere dünyada onlarla tanışmak suretiyle, onları dinleyip amel etmek suretiyle, ahirette de onları önüne Allah'ın Celle Celaluhu yardımıyla tayin edecek Rabbim, onların peşinden davet olacaksın inşallah. Onlar çağrılacak, herkesi imamıyla çağıracağız. Buyurulduğu günde sen de dünyada kimi dinlediysen, kime uyduysan onun ardında geleceksin inşallah. Allah bizi dostlarından ayırmasın. Amin. Şimdi Arifan dergisinde bu hafta, bu ayki biraz geç çıktı ama çok temiz çıktı. Mahmud Efendi Hazretlerimizin biliyorsunuz Hindistan'dan alimler gelecek. 250 alim gelecek 30 ülkeden. Sinan Erdem salonunda, çok büyük bir salon orası. 20 Ataköy'de. Burada yazdım. Dergiyi çok güzel okuyun. Burada birinci sayfada ilan var. Mevzunun ne olduğunu anlatıyoruz. Bu birinci sayfada ilanı görün. Ondan sonra Üstadımız Hazretleri bir iftar verdi alimlere. Onun hakkında yazı var. Bu yazıyı da güzel okuyun. Bazıları Efendi Hazretlerine hizmet edenlerin aleyhinde konuşuyor. İşte Efendi'yi İsmaila'ya getirmiyorlar. Şuraya götürmüyorlar. Haşa. Efendi her şey soruluyor. Şuraya gidelim deyince oraya gidiyor. O ne buyuruyorsa o oluyor. Ben bunun şahidiyim. Kalkıp da böyle işte Efendi'yi bizden ayıranlara beddua falan. Ben de onlara beddua ettim. Kimse Efendi'yi kimseden ayırmıyor. Efendi Allah'ın velisi, sorunuyor. Ne derse o yapılıyor. Ben bunun şahidiyim. Sakın uyduranlara inanmayın. Bu yazımıza okuyun. Bayram sabahı beraberdik yine. Bayramda güzel bir çok güzel mesele var. 27. gece Kadir gecesi teheccüd vaktinde yanındakilere sohbet edeyim size dedi. İnne anzenlere kırık kırık mana verdi. Neler oldu? Ben sesini de duydum. Sesini almışlardı. Nasıl mana veriyor böyle?